söyleyeyim. Bana ilişkin yaptığı tehditler hız gelir kriz gider. Biz bunların nicesini Sayın Bahçeli'den de siyaset arkadaşlarından da duyduk. Sonrasında da ben yine de makamına saygıdan, yaşına hürmeten kendisine gittim, elini sıktım. Benle ilgili kısmı kolay. Çok kolay. Ama kayda geçsin. Kayda geçsin diye söylüyorum. Halk TV'nin muhabiri var mı buradaki? Kayda geçsin. O dört arkadaşımızın kayda geçsin programında konuştuklarından dolayı bugün tehdit eden dört arkadaşımızın kılına zarar gelirse failin kim olduğu değil, azmettiricinin kim olduğu bellidir. Bu konuda çok daha sorumlu davranılması gerekir. Kayda geçsin ki eğer o arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse artık azmettirici bellidir. Bütün milletimize bu tavrı şikayet ediyor. Devlet Bey, bu toplumda bir dönem ülkücüleri sokaktan çekmekle, mafyatik ilişkilerden arındırmakla takdir görüyordu. Bundan övünüyordu. Bu anlatılıyordu. MHP'nin hikayesi buydu. Ne oluyoruz şimdi? Dört tane gazeteciyi, savunmasız gazeteciyi bulmuş ve onlara tehditte bulunuyor. Kayda geçsin ki yanlarına kalmaz. Kayda geçsin ki yalnız değiller. Kayda geçsin ki bu üslup siyaset üslubu değil. Bu üslup Devlet Bey'e, bir siyasi parti genel başkanına yakışan bir üslup değildir. Bu ülke ne? Ben tamamen farklı bir siyasi görüşlerim ama bir başka partinin gençlik örgütünün, ülke ocaklarının, başkanının cenazesinin başkentte yerde bırakılacağı ülkedir. Ne de bunu soruşturan gazetecilere ya, soruşturmayandan hesap sormak lazım. Niye mesleğini yapmıyorsun diye. Bunu konuşan gazetecilere tehdit savurmak neyin nesidir? Kayda geçsin ki belki de Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından birini yapmıştır, kusurlarından birini yapmıştır. Şimdi arkadaşlar, Filistin'e gitme meselesiyle ilgili Mahmut Abbas yaptığımız telefon görüşmesinde ben Filistin'e gelecektim 15 Nisan'da sözleşmiştik sonra hava sahası kapandı deyince Özgür Özel bizden gün beklemez, Cumhuriyet Halk Partisi beklemez, geleceği günü bize bildirir dedi. Biz bunun üzerine İsrail'le temas halindeyiz. Hatta tarifeli uçak iptal oluyor, oluyor, bu oluyor. Özel uçak opsiyonunu da kullanarak gideceğiz. Dışişleri Bakanı güvenliğinizi sağladığımız gün uçuşa izin vereceğiz dedi. Dört tane İsrail'de hepinizin malumu birkaç gün süren dini bayramlar var İsrail'de, Filistin'de. Bu ayın sonuna doğru bir tarih vereceklerini söylediler. Biz de o kadar beklemesek iyi olur dedik. Ayrıca biz Filistin'e Ramallah'a bir sosyalist internasyonel toplantısı tertip etmek için konuştuk. Bu konuyu da oraya gittiğimde görüşeceğim. Meselenin özü sözü budur. O diğer sorudan da kaçtığım düşünülmesin. Gündüz yanıtladım diye döndüm buradaki soruyu aldım ama açıkça şunu söylemek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi, tabii bunları konuşmak gerekiyor. 1946'da İsmet Paşa meclise girer. CHP'liler ayağa kalkar, hararetle alkışlar. Demokrat Partililer oturur. Demokrat Parti der ki bu meclis kimsenin önünde ayağa kalkmaz. CHP'liler de der ki reisi cumhurun önünde kalkılacak. Sonra 1950'den sonra roller değişir. Bu sefer reisi cumhur olarak Demokrat Parti'den seçilen cumhurbaşkanı girince içeriye CHP'liler ayağa kalkar alkışlamaz. Demokrat Partililer oturduğu yerden hararetle alkışlarlar. Celal Bayar. O günden bugüne bu mecliste bu hep süre gelmiştir. Biz bugüne kadar Abdullah Gül'e her zaman, Erdoğan'a dört kez kalktık. Ama siyasi tansiyona göre kalkılmadı oldu, kalkıldı oldu. Ben böyle gündeme gelmesini siyasetin millete faydalı bir iş olduğunu düşünmüyorum. Millet diyor ki ya ben seni seçtiğim gibi Cumhurbaşkanı da seçmişim. Evet, o halde değişen bir anayasa, hep isyan ettik. Ediyorum, etmeye devam edeceğim. O hal şartlarında yapılan ilk seçim,
ikinci seçim. Ama Anadolu'da insanlar diyor ki itişmeyin, kakışmayın, sorunlarımı çözün. Biz makama saygıdan gelirken yeminine uygun bir konuşma bekleyerek ayağa kalktık. Konuşma bir siyasi parti lideri konuşmasıydı. Giderken kalkmadı. Seneye geldiğinde ekstra şartlar oluşmaz, bu meclise bir saygısızlık olmaz, bir şey olmazsa ve seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına kalkacak. Ama o cumhurbaşkanı o gün partisiyle bağını koruyor mu? Bence korumuyor olacak. Ama bizden seçilmiş bir cumhurbaşkanı olacak. Normalleşme dediğiniz Devlet Bey'le demede el sıkıştırır. Normalleşme dediğiniz emeklinin, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin sorunu konuşulsun diye ayağa kalktı kalkmadı tartışmalarını bir tarafa bırakır, milletin derdini konuşur. Son derece memnunuz. Milletimiz de yaz boyunca bütün arkadaşlar seçim bölgelerinden geldi. Bu tutumun büyük bir karşılığı var. İnsanlar bizi konuşun ama suni gündemlerin peşine takılmayın diyorlar. Takılmadığımız için de son derece memnunuz. MHP'yi Hatay'da toplayacaksınız. Zaman zaman böyle Ankara dışında toplayacaksınız. Anadolu turu gibi bir şey olacak mı? Şimdi bir kez Hatay çok önemli. Ben bunu defalarca söyledim. Yazın çok sayıda heyetimiz gitti geldi. Şimdi artık Hatay'a 2 günlük bir ziyaret yapıyorum. Ardından MHK'yı toplayacağım. MHK'yı zaman zaman başka şehirlerde toplayacağım. Ama Hatay'ın, Gaziantep'in, Samsun'un, Kocaeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi açısından siyaseten önemi var. Ama Hatay'ın apayrı bir önemi var. Hatay, Atatürk'ün kişisel meselesi olduğu gibi hepimizin kişisel meselesi. Hatay'ın sesi duyurulması gereken çok sorunu var. Çok rapor okudum. Arkadaşlarımız çok önemli temaslar yaptılar. Grubumuz çok güzel çalıştı. Takip ettiniz yazın Hatay'da. Bundan sonra daha çok Hatay'da olacağız. Deprem bölgesindeki diğer illere de peşi sıra ziyaretlerde bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı bugün anayasa çağrısı da oldu yine anayasa ile ilgili. Nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'na benim de bir çağrım vardı. Ben çağrıma cevap alamadığım için onun çağrısına olumlu cevap veremeyeceğim. Mevcut anayasaya uyarlarsa yeni anayasayı konuşacak bir zemin oluşurdu. Can Atalay içerideyken, gezi tutukları içerideyken, AİHM kararları uygulanmıyorken, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyorken, birinci kademe mahkemesine Anayasa Mahkemesi ezdiriliyor ve birinci kademeden yana taraf tutuluyorken ne anayasası arkadaşlar? Yani gerçekten Sayın Erdoğan'la hani bugünkü konuşmasında böyle bir polemik yaratacak bir alan varsa hakikaten kendisinin gözünün içine bakıp gerçekten bu şartlarda ben daha size geçtiğimiz görüşmemizde mevcut anayasaya uyun ki anayasa konuşalım. Anayasaya uymayan biriyle anayasa nasıl konuşacağız? Siz üzerinize dikilmiş elbiseyi size dikilmiş Erdoğan'a değil Erdoğan'a yapılmış elbiseyi beğenmiyorsunuz. Orası uzun geldi, burası kısa geldi, yenisini dik. İlk önce bir kere mevcut olana uyun. Mevcuta da çok itirazım var ama herkes uyuyor, sen uymuyorsun. Anayasanın bir sayfasını beğenmiyor, yırtıyor, atıyor. Öbür sayfasında kendi yetkileri yazıyor. Kendi bindiği dalı kesiyor. O yüzden mevcut anayasaya uymayanla anayasa masasına oturmayı düşünüyoruz.